Kanal 33 izleyenleri. Turizm işletmecimiz Uzay Ünlü Selek'le bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabi yazdan kalma bir gün gibi gözüküyor. Aslında geçtiğimiz programda da yine böyle güneşli bir havada birlikte olmuştuk Uzay Bey ile birlikte. Turizmi, Anamur'un geleceğini ve turizme bakış açısını konuşacağız Sayın Ünlü Selek'le. Efendim merhabalar öncelikle. Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Tabi yazdan kalma bir gün gibi. Evet. Sıcak bir iklim. Tabii Anamur doğası, güneşi, kumu, denizi gerçekten bugün baktığımız zaman hak ettiği noktada olmayan ama olması gerektiği yerde istediğimiz bir ilçemiz. Evet. Nasıl gidiyor turizmle ilgili gelişmeler Anamur'da? Anamur'da turizmle ilgili gelişmeler şu an için güzel gidiyor. Biliyorsunuz turizm tanıtımla ilgili bir adım olarak turizmi tanıtmak, yani turizm yapabilmek için turizmi tanıtmak gerekiyor. Bu da fuarlarla, toplantılarla oluyor. Yatırım yapmak gerekiyor. Tarihi ve turistik dokuyu devamlı olarak elden geçirmek gerekiyor. Elimizdeki imkanları nasıl değerlendirebiliriz? Bu imkanları turizme nasıl kazandırabiliriz düşüncesiyle geliştirilmiş projelere önem vermek gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman turizmden çok güzel şeyler, kazançlar, çok güzel dostluklar, çok güzel gelecekte şehrinizin geçim kaynağını sağlayacağınız ortamlar sağlayabilirsiniz. En kısa mesel, geçtiğimiz hafta yapılan, siz de bildiğiniz gibi Emit Turizm Fuarı, evet, vardı. İstanbul'da. Tabii İstanbul'da. 28 ile 31 Ocak tarihleri arasında 2016'da yapıldı. 4 gün sürdü fuarımız. Dünyanın 5. Türkiye'nin 1. büyük turizm fuarı. 70 bin metrekare üzerinde kurulu bir alanda hizmet verildi. 11 salon vardı bu fuarda. Ve 81 il stand açtı. Bu 81 il standımızda da 200'e yakın tanıtım noktası oluştu. İller, ilçeler ve otelleriyle beraber. Evet. Bunun yanı sıra da ortalama yabancı ülkelerden de gelen oldu. Bu gelen yabancı ülkelerden gelenler de ortalama 70 standa yakın onlar açtılar. Kendi ülkelerini tanıttılar. Benim son aldığım rakamlara göre de toplam tekil olarak gelen insan sayısı 56.124 kişi bu fuarı ziyaret etti. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum ki bu fuara önemli üzerinde duran Sayın Valimiz Özdemir Çakacak Bey'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a, çünkü bunlar tanıtımla olacak işlerdir. Hepsi ellerini taşlarının altına koydular ve çok büyük standlar tuttular. Çukurova Kalkınma Ajansı'ndaki arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Onların sayesinde de oldu biraz bu iş. 200 metrekareye yakın büyüklükte 3 nolu salonda çok güzel bir stand yapıldı. Bugünkü değeriyle 200 bin lira yakın bir rakam ödendi bu standa. Kira bedeli ve yapım aşaması, tanıtımda kullanılan materyaller de dahil olmak üzere. Çok büyük özveriyle çalışan Erkut Bey var standımızda. Bu Çukurova Kalkınma Ajansı'nda bulunan Mersin Bölgesi sorumlusu. O standın açılışından sonuna kadar kendisi bize çok büyük yardımlarda bulundu. Turizm İl Müdürümüz tekrar, kendisi de, Bahattin Bey de devamlı başımızdaydı. İşte turizmin önde gelen duayenleri, dernek başkanları, özellikle, evet, Mertit Başkanımız Hamit Yüzol, Çuktop Başkanımız Murat Demir Bey, onlar da bu dernekleriyle, otelcilerimizle beraber fuarın başından sonuna kadar geldiler. Yani Mersin fuardan yeterince faydalandı. Evet. Çünkü iki tane stand açtık. Gelen misafirlerimiz birini gördükten sonra birini kaçırsa öbür standımızda, belediyemizin açtığı standta gene bir şekilde Mersin'i tanıma fırsatını buldular. Evet. Bunun yanı sıra tabii standlarımızda bütün ülkemizin ileri gelen insanları da gelip ziyaret etti.
geldi, teşekkür ettiler. Anamurumuzun, Mersin ilimizin ve ilçelerinin gelen, İstanbul'da yaşayan kişileri de gelip ziyaret ettiler. Zaten turizm, bu Emit Turizm Fuarı 4 gün süreliydi. İlk 2 günü otelciler, işletmeciler, acentacılar, ülke ve otel müdürleri arasında bir çalışma olarak geçti. Diğer 2 günü de halkın bu tip kültürel faaliyetlerinde tatile çıkacağı zaman gezecekleri, görecekleri yerleri inceleme fırsatı bulmuş oldu. Doğal ve öğren yerleri değil mi? Doğal güzellikleri, doğal güzellikler, en azından tanıma fırsatı buldular. Tabii çok güzel. Herkes, her ülke kendine, her şehir kendine ait bir stand hazırlamıştı. O standları gezmek, görmek, o standlar hakkında, yani o şehirler hakkında bilgi almak için çok ideal bir yerdi Emit Turizm Fuarı. Birkaç da yani çok güzel orada şeyler de yapıldı, yani platformlar da yapıldı. O platformların içerisinde sağlık turizmi platformu yapıldı. Turizm operatörleri platformu yapıldı. İki platform üzerinde ağırlık gitti. Fuarımız güzeldi. Baştan aşağı söylemek gerekirse. Anamur'da en iyi şekilde Anamur'umuzu, kendi tesisimizi orada en iyi şekilde temsil ettik. Çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. O da vermiş olduğu materyallerle, özverili dayanışma desteğiyle bize katkıda bulundu. Sayın Mehmet Türe başkanım. Devamlı telefonla arayarak desteklerini esirgemedi. Onun da çünkü o aynı sırada çakıştığı için... İşte tam da ona gelecektim. Şimdi maalesef. Tam da İstanbul'da düzenlenen fuarla birlikte Mersin'de de bir fuar gerçekleşti. Evet, tarım fuarı. Tarım, gıda ve hayvancılık fuarı. Tabii... Biz turizmi orada destekledik. Sayın Başkanım da tarım fuarını orada destekledi. Evet. En azından fuarları değerlendirmiş olduk. Evet. Her iki fuarı da değerlendirilerek Anamur'a katkı sağlamış oldunuz. Evet. Tabii kış sezonu artık yaza doğru hızla yol alırken tabii bol güneşli bir Anamur turizmden yeteri kadar nasibini alsın istiyoruz. Evet. Bu anlamda gerek ülkemizdeki yaşanan sıkıntılı dönem, gerek coğrafyamızda yaşanan sıkıntılar turizmi etkiliyor mu? Yani terör ve Orta Doğu'daki gelişmeler. Tabii ki etkiliyor. Orta Doğu'daki gelişmeler, terör, bu Rusya krizi, özellikle Rusya krizi. Şimdi fuarda alınan bazı kararlar var. Özellikle Alanya, Antalya'daki otelleri de çok büyük şekilde etkilediği gibi bizim Mersin ilimizin de büyük iki otelini çok büyük şekilde etkiledi. O da şu, 0-17 yaş grubunu dahi ücretsiz almaya karar verdiler. Her şey dahil içerisine soktu acentacılar. Bu da otelcilerimizi bayağı zor duruma düşürecek. Fiyatlar çok anormal şekilde kırıldı. Ucuzlatıldı. Otelcilerin üstüne çok büyük yükler bindi. Yani büyük otellerin ne yapacağı, nasıl bu işin içerisinden çıkacağı, nasıl bir politika izleyeceği meçhul yani. Evet. Açıkçası ben zor, bu sene sezonu, yaz sezonu zor görüyorum. Biz genelde yerli turizme çalıştığımız için yerli turizmden etkilenmeyeceğimizi zannediyorum. Ama tabii bu terör olayı da bizi etkileyecek. Yani devamlı ölümler oluyor. İşte görüyorsunuz PKK ve şehit haberleri. Bu büyük bir sıkıntı. Yani insanlar orada ölürken diğer insanların tatile gitmesi bile üzücü oluyor bazen. Evet. Toplu halde ölümlerde bir eğlence yapamıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Evet. İnsanların tatile gitme morali sıfır oluyor. O konuda sıkıntılı bazı şeyler var. Anamur'umuzda turizmi geliştirebilmek için yapacağımız bazı şeyler var. İşte bu sıkıntılı yerlerimiz, ören yerlerimizde problemlerimiz var. Daha önce de bahsetmiştik herhalde bu konuda. Evet. Bir Anamur'um harabeleri mesela. İşte Anamur'um harabelerinde doğru düzgün denize girecek yerlerimizden birisi de Anamur'um harabesi. Türkiye'nin en güney ucu. Fakat oraya müşteriyi gönderdiğimizde inanın akşam müşteri ciğer gibi yanmış gelmiş oluyor. Evet. Sabaha kadar insanlar o sıcaktan almış olduğu sıcaktan dolayı her tarafı yanmış bere içerisinde. Çünkü güneşlenecekleri bir şezlong, bir şemsiye yok.
gidecekleri doğru düzgün bir tuvalet yok. Ufak tefek bir şeyler içmek istiyorlar, bir kafeterya yok, yok maalesef. Gezecekleri tarihi ve turistik yerlerde de bildiğiniz gibi kokudan, siz de gezmişsinizdir Mert evet. Bey, kokudan durulmuyor. Çünkü insanlar, affedersiniz, büyük abdestlerini bile gidip oraya yapıyor. Elimizdeki o tarihi yerlerin ne ışıklandırılması ne de doğru düzgün sezon başı temizliği yapılıyor. Evet. Yani ağaçlardan, çallardan, çırpılardan temizleyip tarihi dokuyu ortaya çıkartmamız gerekiyor. Evet. O yok. Elimizdeki tarihi doku yavaş yavaş yıkılıyor. Yani bu Anamuryum harabeleri muhteşem yerler. Bu tip harabeler dünyada yok yani. Hiçbir benzeri yok. Ben geçen yaz hasbelkader bir İtalya, Fransa ve İspanya gezisi yaptım. İnanın bizdeki tarihi yerlerin hiçbiri onlarda yok. Evet. Muhteşem yerler. Ama sahip çıkmak tarih lazım. Suya inmiş. Denize inmiş. Evet. Bu kadar güzel. Sahip çıkmak lazım. Biliyorsunuz bir mağaramız var. Aslım mağarasıydı. Aslımlar faydalanıyordu. Aslımlar bu mağaradan bayağı bir tedavi görüyorlardı. Mağaramız yanmış. Mağaramızı tekrar ele almamız gerekiyor. Elektrik sistemini tekrar, jeneratörünü tekrar ele alıp tekrar onu turizme kazandırmamız lazım. O yok. Ele geçirilmesi lazım. Evet. Şimdi kalemiz yıkılmak üzere. Önündeki topu bile çaldılar. Tarihi topu. Yani bunu yapan zaten bir vicdansız. O tarihi topu çalan adam. Bir vicdansız. Yani ya. Kent merkezinde kalenin önündeki topu nasıl çalarlar? Ya artık hırsızlar çaldılar. Ondan medet bulan hırsızlar var ya. Evet. Yani ondan medet bulan hırsızlar var. Çaldılar. Yıkılmak üzere işte tadilatlar yapılıyor. Yapılan tadilatlar eskisine uyumlu mu? Onun bir kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. Biraz daha yani ödenek çıkartıp. Yani dokusunu bozmamak lazım. Bozmamak değil mi? Tarihi özelliğini evet. Kaybetmemesi ama işte lazım. O uyumlu mu değil mi? Bir kontrolün yapılması gerekiyor. Yapıldıktan sonra bu uyumun devamiyeti gerekti. Işıklandırılması lazım. Evet. Bütçe ayrıtılması lazım. Ki kalemiz gerçekten bir kız kalesi gibi. Muhteşem güzellikte bir kale. Evet. Türkiye'de 5 tane film çevrilecek kalelerden bir tanesi. Evet. Tarihi ve turistik kalelerden birisi. Şimdi bu dokularımız var. Yukarıda muhteşem yaylalarımız var. O yaylalara piknik alanları yapılması gerekiyor. Yani en azından işte şurada insanlar sıcaktan kavrulurken bir tur otobüsümüzü alıp yukarıya 45 dakika ilerimizde bir Kaş'a, üzere, tabii Kaş'a, Abanoz'a götürdüğümüz zaman orada o yayla dokusunu, yayla kokusunu, çam ağaçlarının altında bir müşteriye pirzolaydı, etti, saçtı, o tip bir şey yedirip oralar bir gezdirip getirmemiz gerekiyor. Öyle bir çalışma yok. Öyle bir yatırımcı da yok orada. Maalesef. Evet. Bunlar tekrar ele alınması gerekiyor. Sevgi Su Parkımız vardı biliyorsunuz. Evet. Hep beraber balık yediğimiz yer. Çok güzeldi. Müşterilerimizi götürüyorduk. Şimdi o da baraj suyunun altında kaldı. Baraj suyu oluştu. Çok güzel dedik. Onun etrafına böyle piknik alanlar açılır. İçme suyu projesi olduğu için 300 metreye yakında bina yapılamıyor. Bir kısır döngünün içerisinde kaldık. Sahile şezlong atıyorduk. Kumdan, güneşten faydalansın istiyorduk müşteriler. Onu da kaplumbağa yuvalarından dolayı 30-40-50 metreye kadar çektiler. İnanır mısınız? Ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Evet. Yani bu vaziyetteyiz şu an. Tabii turizm sektörü hizmet bekliyor. Evet, hizmet yani bekliyor. Yani gelen turistler mutlaka hem alternatif hizmetler sunulmasını beklerken evet. Aynı zamanda da tabii farklı eğlence türlerini de istiyor, öyle değil mi? İstiyorlar. Her şeyi istiyorlar. Yani biz şimdi alternatif turizme de yöneldik. Onu da açıklayacağım ben size. Evet. Zamanı gelir diye bekliyordum. Alternatif turizmde şimdi özellikle kardeşim bu işte uzman olarak bir Yamaç Paraşütü Derneği kurdu. Çok da güzel bir dernek. Üyeleri de var. Çok da güzel işliyor. Çok büyük çalışmalar yaptılar. Yamaç Paraşütü'nde bu yukarıda bir tepemiz var. 860 metre yüksekliğinde. Oradan yamaç paraşütü yapma imkanı sağlayacak bir durum ortaya çıkarttık. Ufak tefek pürüzler var. Onu da size o kendisi aktarır. Ama mesela şimdi ikinci bir alternatif. Anamur'da mesela sörfle evet. Müşteriyi cezbetmeye çalışıyoruz. Ben bir sörf pek Mersin genelinde yaygın bir spor dalı değil ama onu biz burada aşılamaya karar verdik ve çok büyük şekilde azimle de yapıyoruz bu İlgi işi. Var mı? İlgi de var. Mersin'den, Adana'dan gelenler
sörf yapmaya gelenler, sırf sörf kursu almaya gelen arkadaşlarımız var. Yani burası müsait sörf yapmaya. Hem rüzgar olarak müsait, hem konum olarak müsait. Hatta bununla ilgili çekimler falan yaptık. Siz Bilal'e onu en iyi şekilde faydalanacağınızdan değerlendireceğinize eminim. Fiyatlarımız muhteşem uygun. Yani bundan 2-2,5 sene önce Fethiye'de, bu şeyin sörf yapılan Alaçatı'da 1-1,5 milyara, 2 milyara alınan sörf kurslarının karşılığında bunlar 2,5 sene önce biz burada 250 lira gibi bir rakama bu sene yazın yapacağız 2016 yazında 250 lira gibi bir rakama 5 saat sörf kursu, sörf tahtası dahil, sörf kursu dahil ve öğrendikten sonra da belge vermek kaydıyla spor etkinliği sağlamak isteyen arkadaşlarımıza böyle bir aktivite sunacağız. O zaman sörf gelecekte, sörf sporu Anamur için, turizmi için çok bir ideal bir katkı sunacak. Öyle olacak. Evet, buna inanın bu çok güzel bir katkı sunacak. Ayrıca trekking turları yapılabilecek yerler belirlendi. Sağ olsunlar Orman Müdürlüğü'nde çalışan birkaç arkadaşımız çok güzel noktalar belirlediler. Trekking yapan yabancı müşterilerimiz var. Müşterilerimiz bu konuda bayağı bir gelişme sağladı burada. Onların çekmiş olduğu fotoğraflar, kamera görüntülerini size Bilal'e sunarım. O başında trekkingçi hocalarımız var. Evet. Onlar gezdirebiliyorlar. Onun haricinde işte yamaç paraşütüne başladık. Onun haricinde işte scuba diving işini düşünüyoruz. Bu yaz ona ağırlık vereceğiz. Bu şekilde ekstra sporlarla, ekstra aktivitelerle Anamur'da turizmi biraz daha canlandırmak, biraz daha ilgi odağı noktasına getirmek istiyoruz. Tabii Anamur'un ekonomisine ve ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak bu hareketlilik. Tabii. Tabii genelde yerli turizme hizmet veriyoruz dediniz ama ben biliyorum ki yurt dışından özellikle Almanya'dan çok önemli konuklarınız geliyor. Evet. Ve bu bölgede onlar adına parklar oluşturdunuz. Evet. Onu biliyorum. Bingen, bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Kardeş şehir olarak değil mi? Evet, Bingen kardeş şehrimiz var. Çok kardeş şehrimiz ve Bingen Kardeş Derneğimiz oluştu. Helmut Bey, orada emekli polis Helmut Bey, oranın başkanı şu anda. Evet. Burada da derneğimiz çok güzel gidiyor. Orada da çok güzel gidiyor. Oradaki dernek üyelerimiz de devamlı onlar bize geliyor. Biz onlara gidiyoruz. Hatta 3-5 ay önce bu kardeş şehirde özürlüler okuluyla bizim buradaki özürlüler okulu arasında çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben o konuda da size bir açıklama getireyim. Bu da turizmin bir dalı aslında. Evet. Turizmde gelir sağlamanın bir yöntemi ve de değişik bir sosyal aktivite de diyebiliriz. Bu da şu oldu. Buradaki özürlüler okulundan, oradaki özürlüler okuluna bir teklifte sunuldu. Teklifte şuydu, burada değişik bir otelimizin bahçesinin belli bir bölümüne 600 metrekare yere gördüğünüz çilek, maydanoz, soğan, roka, tere gibi değişik bitkiler rahat toplanabilecek bitkiler yetiştirip bu yetiştirdiğimiz bitkileri çocuklar tekrar elleriyle toplayacaklar. Topladıklarını pazar yerlerine ve dükkanlara satarak kendi gelişimlerini sağlayıcı bir şey düşünüldü. İş ortamı geçim düşünüldü. Geçim kaynağı. 10 günlük bir süreç içerisinde bunu uyguladık. Onlar buraya 8 kişilik bir grup halinde özürlü arkadaşlarımız geldiler. Onlar burada yapılmış olan işte daha yeni çıkmış olan çilekleri, dediğimiz işte materyalleri, maydanozu, rokayı topladılar. Pazarda otelci arkadaşlarımıza sattık. Buradaki özürlü okulumuzda, engelli okulumuzda bu konuda katkıda bulundu. Evet. Okulumuzun sahipleri zaten kardeşimin eşi kendisi. Burada çok güzel bir kaynaşma oluştu. Bunun masrafını ve bunun giderini de Robert Bosch Vakfı, Almanya'daki Robert Bosch Vakfı karşıladı. Bu da Türkiye'de yapılan bir ilk Robert Bosch Vakfı için bildiğim kadarıyla. Bütün uçak masraflarından otel masraflarına dikimine kadar, sebze dikimine kadar Robert Bosch Vakfı'ndan bunun ücretini aldık. Şimdi onlar geldiler, bu işleri yapıldı, gidildi. Bizim Türkiye'den bir 8 kişilik özürlü öğrenci grubumuz oraya Almanya'ya gidecek. Orada farklı bir çalışma yapacaklar. Bunlar karşılıklı devam edecek. Evet.
Yani bu turizm yani işte bir farklı bir şey. Oradan al, gelip burada konaklamalarından, yemelerinden, içmelerinden hem engelli aldık. Hem engelli çocuklarımızın evet. kaynaşması, yaşama tutunması anlamında da önemli katkı sağlayacak. Çok güzel bir katkı. Aynı zamanda da tabii karşılıklı diyalogla turizme de önemli katkılar önemli sağlanacak. Önemli katkılar sağlandı. Bizim için de değişik bir şey oldu yani. Çünkü hiç ilaçsız, hormonsuz, doğal organik, malzemeleri, evet. organik malzemeleri kullandık. Yani bu tip şeyler yapa yapa değişik, güzel turizmler olur. Mesela Mersin için Numan Olcar Bey sağ olsun çok büyük atılımlar yapmıştı, koşturdu. Mesela bir kruvazör turizmi hakkında konuşulmuştu. Aslında Mersin'de yapılabilecek en güzel turizmlerden bir tanesi kruvazör turizmi. Gene onun sayesinde biz bir bu geçen yaz evet. Bir kruvazör gemisiyle Cenova'dan kalkıştı. 7 gece bir tatil yaptık gemide. Gerçekten gemide kalan 3800 yolcu her yanaşılan limanda büyük otobüslerle ve otobüsün başında birer rehberle şehre dağılıyorlar. Ve hiç bırakmayan, en az bırakan en az 15-20 euro para bırakıyor. Evet. Biz bu turizmi muhakkak Mersin'e taşımalıyız. Kazandırmalıyız. Kazandırmalıyız. Yapmalıyız. Yani bu işin peşini kesinlikle bırakmamalıyız. Çünkü tabii bunu da yapacak olan kentin dinamikleri değil aynen mi? Aynen öyle. Bu evet. konuda Sayın Valimiz Özdemir Çakacak olsun, yerel yönetim yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamoz evet. olsun ve sizin bağlı olduğunuz turizm işletmecilerinin dernekleriniz. Tabii kentin dinamikleri bir araya gelir, önemli adımlar atar ise ve bu diyaloglar sayesinde de bir birliktelik sergilenir ise bu sorunlar aşılır diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Biz bu iş içinde zaten çok uğraşıyoruz. Yani sağ olsun biz bir Sayın Hamit Bey başında bulunduğu Mertit Derneği'nin ne üyeyim ben. Her ay bir toplantımız oluşuyor. O toplantıya da arkadaşlarla toplanıp eksiklerimizi bildiriyoruz. Ertesi ay tekrar toplandığımızda bir ay önceki eksiklerimiz için bir sonuca bağlandığını, bir sonuç ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bu büyük bir proje. Yani bu gemi projesi yani bu dediğimiz şey. Bu konuda Sayın Bakanımız ve bölgemiz milletvekillerinden yani, evet, partiyi farkı gözetmeksizin bu konuda destek almanız gerekir diye düşünüyorum. Çok önemli. Çünkü inanın ben o gemideyken turizmci olduğum için çok erken kalkıp neyin nasıl yapıldığını, ne yaptığını, bu geminin nerelere ne kadar bırakabileceğini hep hesap ettim. Evet. Gemi limana yanaştığı zaman aşağıda bazen saydığımda en az 40-50 tane otobüs bekliyor oluyordu ve insanlar otobüsleri dolduruyordu. Bir mesela Mersin için 3 tane tur çok rahat yapılabilir. Yani öyle bir gemi yanaşmış olsa evet. 3 tane tur. Mesela turun biri Mersin içinde gezilecek, görülecek yerlere görülecek yerler. Mersin içi görülecek evet. yerler ve alışverişi yapılacak. Mesela büyük alışveriş merkezimizin. Çünkü gerçekten Avrupa çok pahalı, giyim üzerine. Yani biz şu gömleğimizi burada 50 liraya alıyorsak, Avrupa'da aynı marka gömleğe yakın gömlekler 150-200 lira. Ki bizim evet. bu alışveriş merkezlerimizde... Yani ülkemize, ilimize baktığımız büyük. Zaman yurt dışında kıyaslama yapacak olursak tabii. ucuz diyorsunuz. Hem ucuz, yani alışveriş cenneti bizim ülkemiz. Evet. İnanın buna alışveriş cenneti. Yani bir Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da ve Almanya'da da özellikle giyim kuşam çok pahalı. Evet. Şimdi o gemiden inenler bir alışveriş turizmi yapmak istediği zaman çok ideal bir Mersin. Mersin bu konuda çok ideal. Otobüslerin park edebilecekleri yerleri var. İnsanlar inecekler, alışverişlerini yapacaklar. Tatlılardan alacaklar, restoranlarda yemek yiyecekler. Ve akşam olduğunda o turist tekrar gemiye dönecek. İkinci bir tur mesela Cennet Cehennem Mağarası. İşte bu Kız Kalesi ve Narlıkuyu'da bir yemek olur. Evet. İkinci bir tur alternatifi. İnanç turizmi adına hizmet verecek o kadar çok. Tabii üçüncü turda Adana tarafında işte Tarsus Sempol tarafı, Kilisesi tabii, var biliyorsunuz. Tarsus'ta. Evet. Ondan sonra onun haricinde
Tarsus kısmında gezilecek, görülecek yerler görülecek. Evet. Yani 3 bölüme ayıracağız. Gemiden inenleri 3 kısma teklifte bulunuyor. Diğer gittiğimiz limanlarda da bizim mesela diğer Barcelona'ya gittik. Barcelona'da 3-4 tane gezilecek yer turu söylediler. İstediğiniz turu seçiyorsunuz. Evet. Ben Mersin için kendime göre böyle bir 3 tur düşündüm. Ha gemiyi, işte gemileri getirmek, gemilerin altyapısını kurmak çok pahalı ve zaman isteyen bir şey. Gemilerin altyapısını kurduktan sonra o gemileri getirtmek gerekiyor. Tabii bu arada biraz önce ifade ettiniz. Gezilecek, görülecek turlar düzenlenecek bölgelerdeki eksiklikler de giderilmesi tabii lazım. Tabii buraya turu getirdiğiniz zaman evet. Adamlar bu adamların tarihi ve turistik yerleri o kadar temiz, o kadar nezih ki halen işler hale. Evet. Halen işliyor. Kalesine giriyorsunuz, kalesinde satış büfeleri var. Almanya'da biz şimdi gittik Bingen'de şato Ren Nehri üzerinde her 10-15 kilometreye bir şato kurmuşlar. Evet. Şatoları şahıslara satılmış zamanında. 80-100 yıl önce şahıslar satın almış o şatoları. Evet. O şatoları seni o şato sahibi kapıda karşılıyor. Tur halinde gittik. O 20 kişilik bir tur halinde gittik. Anamur heyeti olarak. Girişte sol tarafta çok güzel bir satış büfesi var. Orada giyilen elbiselerle ilgili ıncık, boncuk işte ne isterseniz var. Alışveriş yapmak istiyorsanız zaten ayaküstü orada 10-15 dolar euronuz gidiyor. Sonra sizi gezdiriyor. Her şey çalışır vaziyette. Oradaki fırın çalışır vaziyette. Evinin fırını, insanları maketten giydirmişler, oturtmuşlar. Geziyorsunuz odaları, merdivenleri tek tek çıkıyorsunuz. O tarihteki kullanılan malzemeleri görüyorsunuz. Sonra o tam uygun bir yerde de bir restoran konmuş. O restoranda da farklı, çok güzel o bölgeye ait yemekler çıkıyor. Yemeğinizi yiyorsunuz. Orada da veriyorsunuz 20-25 dolar, euro. Ne oldu? İşte cebinizden o gün o anda tur haricinde bir 40 euro para çıkıyor. Evet. Ama artık bu işleri özel şahsa direkt devredip devlet tarafından kontrol mü edilmesi gerekiyor? Artık ne yapılması gerekiyorsa yapalım, elimizdeki malzemeler ve materyaller kaybolmadan, bulunmadan. Tabii dünya ülkeleri turizmdeki rantın önemini kavradı. Tabii. Rekabet etmek de zor artık. Tabii. Avrupa ülkeleriyle değil mi? Dünya ülkeleriyle. Tabii. O yani şimdi İtalya'ya gittiğinizde adamlar marka satıyorlar. İtalya'da marka. Adı altında değişik spor malzemeleriydi. Adamlar giyim kuşam satıyorlar. İşte eski ellerindeki tarihi dokuları hiç bozmamışlar. O dokuların içerisinde de yaşamaya alışmışlar. Evet. Ama bizim hiçbir tarihi dokumuzun içerisinde yaşamaya alışkınmış bir ne dükkan var, ne bar var, ne disco var, ne de yapıt var. Evet. Anlatabiliyor muyum anlatmak istediğimi? Yani Kız Kalesi'ni düşünün, Kız Kalesi'nin içerisine tekneyle gece tur yapacaksınız. O eğlence merkezi kalenin içinde olacak. Evet. Bir hayal edin şöyle bir. Gürültüden, patırtıdan şehir uzakta ama tekneyle ya da herhangi bir teleferikle artık yani bir şekilde. Yani o havayı teneffüs edecek yani tesisin içinde. Tesisin içerisinde yapmış. Evet. Adam öyle bir şey düşünün. Yani diskonun, barın, eğlence merkezinin kalenin içinde olduğunu düşünün. Ya da Anamur'un kalesinin içerisinde böyle bir sistemin kurulmuş olduğunu düşünün. Öyle çalışıyor insanlar. Evet. Ne oluyor? Yer dünya yapı, ülkelerinde böyle değil tabii, mi? Tabii. Yapıyorlar, öyle yapmışlar. İşte gezdiğimiz kaleler, şunlar bunlar. Binalar hep eski zaten. Yeni bir bina yok. Oteller yani bizim 5 yıldızlı otellerimiz gibi otelcilik anlayışı yok. Evet. Ben görmedim yani gezdiğim yani yerlerde. Yani bizde turizm denilince sadece yatak kapasitesini arttırmak olarak algılanıyor. Kamuoyunda böyle bir algı var. Tamam yatak sayısı da önemlidir ama Ahmet Bey gelecek... abicim şimdi yatak sayısını arttırmak önemli değil. Yani Avrupa'nın en paspal turistini getirmişsin. 5 kuruş para ekstradan bırakmadan gitmiş adam, ben ne yapayım o turisti? İnanın bazı ben geçen bundan 3 sene önce tekrar bir büyük otelde tatile girdik. Tatil yaptık 2-3 gün. Otel çok büyük. 1800 kişilik Ruslar talan etmişler. Bir marketinden alışveriş yapacağız. Gazete alacağım günlük. Dedim nasılsınız, memnun musunuz? Otelde dolu maşallah. Abi bırak bu otelin doluluğunu dedi ya. Adamlar gidemiyorlar. Ceplerinde paraları yok. Yemin ediyorum biz para veriyoruz diyor. Dönüş parası. Yani yani ceplerinde para. Evet. 50 euro, 100 euro, 200 euro koymuş cebine. Tatile gelmiş. Bu turist o otele ne bırakacak? O turist çarşının merkezine ne koyacak? Evet. Ne indirecek? Cebinden bir şey çıkartmıyor ki adam. Otelden dışarı çıkmıyor zaten.
Evet. Bir de şey olsun diye, müşteri çekilsin diye çok ucuza verilmiş kaliteli turist başka ülkelere gidiyor. Kaliteli turist başka ülkelere gidiyor. Biz bunu 10-15 yıl önce Alanya'da, Antalya'da yaşadık. Almanya'da büyük iş adamları Alanya'daki 5 yıldızlı, Antalya'daki 5 yıldızlı otellere geliyorlar. Resepsiyona yanaşıyorlar. Tam çantalarını bırakacaklar. Bir bakıyorlar, evde çalıştıkları hizmetçiler aynı otelde. Adam pırısını pırısını toplayıp geri gidiyor. Yani bunu oradaki insanı hor görmek babından demiyor. Demiyor. Ama bir şey yok. Bazı ülkelerdeki insanların bazı şeyleri düşünce tarzlarından dolayı bu tip şeylerden de çok kaybettik biz. Evet. Kaliteli turizmi İspanya'ya kaptırdık mesela. Yahut da başka bir ülkelere gitti. Geçmiş yıllarda biraz önce programa başlamadan önce sohbetimizde demiştiniz ki Anamur'da geçmiş yıllarda çok turist geliyordu. Evet. O dönemi şöyle bir kısaca özetler misiniz mesela? Biz burayı 1986 5 Temmuz'unda açtık. Ben 1978'den 86 yıl arasında da Silifke'de ve Kızkale Sultanoğlu'nda şarküteri dükkanı çalıştırdık. Evet. Yani geçmişimiz de az çok turizme bağlı. Evet. 86 5 Temmuz'da açtığımızda inanır mısınız? Eylül, Ekim 91 yılına kadar. Bu Saddam krizi, Irak krizine kadar muhteşem ve muazzam yabancı turist vardı. Sırtına çantasını alan müşteri geliyor, odasında kalıyor, kitabı elinde kitabıyla geliyor, kitabıyla oteli buluyor, yerleşiyor, rezervasyonunu telefonla yaptırıyordu. Yerimiz yoktu zaten oda sayımızda fazla yoktu ama yerimiz de yoktu. O tarihlerde de inanın herkes ev turizmi, pansiyonculuk yaygındı, değil mi? Yaygındı. Her tarafta turist vardı çünkü kalacak yerleri yoktu insanların. Herkes evinin bir odasını açmıştı. İnanın o dönemlerde Anamur için söylüyorum, yatak kapasitesi belki de şu ankinden daha fazlaydı. Çok pansiyon vardı çünkü. Birkaç otelimiz vardı. Yıktılar şimdi. Mesela Dragon Otel vardı. Allah rahmet eylesin, sahibi vefat etti. Yeni. Dragon Otel vardı. Denizin dibinde. Çok güzel bir oteldi. Çok iyi diskolar vardı. Çok iyi barlar vardı. Mete Sezer'le döndü hanımın çalıştırdığı kaliteli, insanların gidebileceği. Bunlar yok şimdi. Evet. Müzik olayı bitti. Yani insanlar belli saatte müziği kapatmak ve kısmak zorunda kalıyorlar. Eğlence sektörü ona göre duruyor. Yani biraz da konutlarla iç içe oldu turizm. Tabii burada ne yapılır? Kıyı sahil şeridini ne yapılacağına karar verilememiş. Zamanında işte yapılan hatalardan mıdır artık bilemiyorum. Sahilde kumsal olan bölüm kısmına hep ruhsatlarda yazlık konutlar verilmiş. Ben buraya otele açtığımda inanın Ahmet Bey, kışın biz burada oturmaya korkardık. Yoktu çünkü ışık yanmıyordu. Evet. Akşamları yukarıya tamirata geliyorduk. Kışları kapalıydı sezonda. Yukarıdaki cephe otelinde kalırdık geldiğimizde. Yoktu ki, kimse yoktu. Şimdi binaların içerisinde, mahallenin içerisinde kaldık. Müziğin sesini azıcık açsak 100 tane şikayet geliyor. Ya da bir eğlence düzenlemeye kalksak 40 tane laf söylüyorlar. Evet. Yani burası arada bir yerde bu şekilde boğuldu kaldı bu konuda. O tarihlerde turist bu şekilde, sırt çantalı turist dediğimiz turist vardı, geliyordu. Şimdi niye yok? Şimdi herkes kolaya alışmış. Gittiği zaman hesap soracağı bir ajanta istiyor. Evet. Ajantalarda çok profesyonelce çalışıyorlar. Yani müşteriyi getireceği ilin hastanesine varıncaya kadar inceliyor. Soruşturuyor, tabii, inceliyor değil mi? Yani götürmüş turisti kalp krizi geçiriyor. Burada ameliyat yapacak hastane yok, niye getirsin? Yok, getirmiyor. Allah korusun, bizim bu bölgelerde yaşanmasın. Mesela birçok hastanemizde uzman doktor yok. Yok, bizim burası da şu anda taşıma suyla değirmen dönüyor. Burada da öyle hastanemiz. Mersin'den, Tarsus'tan, bir sürü Adana'dan, Tarsus, Mersin ve Silifke'den Mersin'e doktor geliyor. Mersin'e götürecek olursak zaten hastayı yolda vefat eder zaten. Yok. Yani onları araştırıyorlar ajantacılar gelirken. Şimdi ajantayla getirmişleri diyorsun, ajanta bu tip ayrıntılara düşüyor. Ondan sonra onun haricinde mesela bir spor kulübü, tekvando spor okulunu getirtmeye çalıştık. Hastanede bir bölüm olması gerekiyormuş o grubun gelebilmesi için. Acil ortopedinin bir, evet, bölümü varmış. O yok. Mesela ondan dolayı yapmadılar burada. Futbol takımları gelmiyor. Futbol takımları
çok büyük oteller var. Onların evet. imkan sağlıyorlar. Bizim bu, biz de olsak biz de oralara gideriz. Ahmet Başkan hep söyler der ki bu aslında bizim bölgemizdeki iklim Antalya'dan daha güzel. Evet. Ama evet. Kalacak, kamp yapacak futbol takımlarına antrenman tesisleri lazım değil mi? Maç yapacağı tesisler şimdi lazım. Şimdi şöyle büyük oteller çok büyük kamp çok büyük takımları kendi bünyesinde barındırabiliyor. 2-3 takımı birden. Evet. Onlar orada çok güzel maç, kendi aralarında maç yapabiliyorlar. Bu işin kaymağını yiyen oteller kendi arazilerinde adamlar futbol sahası kurmuşlar birebir. Bir evet. sıkıntı yok onlar için. Bizim buraya gelse futbol takımını birini alsak maça götüreceğiz. Stadyuma, stadyumda o tip bir ortam sağlayacağız. Onları tekrar alıp geleceğiz. Onlar onu istemiyorlar. Evet. Hemen benim diyor futbolcum diyor teri soğumadan duşunu almalı diyor. Evet. Haklılar bazı konuda. İşte bu turlarda tabii bunlara dikkat ediyor değil mi? Dikkat ediyor. O yani bu yerli turdan bahsediyoruz. Evet. Turların tabii dikkat ettiği sebeplerden başka çok büyük sebepler var. Böyle zamansal olarak da değişti bu sebepler. Yani müşteriyi ucuza getirip Alanya'da, Antalya'da işte Bazar 54'lü, Lapis'li o tip gibi büyük alışveriş merkezlerine sokup 100 dolarlık, 100 euroluk, 100 marklık şeyleri 300-400 marka insanlara satmaya kalktılar. Müşteriyi ucuttular onlar da yabancıları. Onlardan dolayı farklı Alanya, Antalya'da farklı politikalar güdüldü. O politikanın acısını da zaten çekiyorlar onlar. Evet. Biz de havalimanlarına senelerce uzak kalmamızın acısını çekiyoruz. Yeni yeni havalimanı açılıyor. Yeni açılınca yol çalışmaları. Evet, yol çalışmaları evet. yeni yeni yapılıyor. Yolun havalimanının gelmediği yere de müşteri artık gelmiyor. Çünkü sırt çantası olayı, hocam. Kitap olayı bitti. Herkes internetten yapıyor rezervasyonu. Ve siz hep şunu ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki gelecek turizmden yararlanacak turist dakikasını bile hesaplar. Ediyor tabii. Ya yılın 365 günü affedersiniz yabancılar çok felaket çalışıyorlar. Bunun 14 günü tatile ayırmış adam. 14 günlük tatilinin şimdi bir günü o zamanlar havalimanı yoktu. Gerçi şimdi direkt her Avrupa ülkesinden Gazipaşa'ya da uçak inmiyor da Antalya'ya inse bir günü buraya gelmekte yolda geçecek. Bir günde geri dönmekte geçecek. Allah korusun yolda da bir şey sıkıntı yaşadı mı uçak da bitti. Uçak da bulamıyorsun. Evet. Bulsan da zaten gezi parasına mal oluyor. 700-800 euro aynı gün alacağın uçak bileti. Korkuyor. Ne yapıyor adam? Gideyim ben diyor. Tura. Zaten sırt çantasıyla gelecek olan turist inanın hesap ettirin. Turla gelmenin tam iki misline geliyor. Evet. Biz hesap ettik. Yani turla erkenden rezervasyon yaptırsın bir Alman. Şimdi Almanya'dan buraya gelsin. 500 euroya diyelim ki kişi başı gelebiliyorsa Temmuz'da, Ağustos'ta kendisi hadi bakalım bir tatile çıkalım Türkiye'ye, Antalya'ya gidelim, aynı otelde kalalım dediği an en az 1500 euro ödemesi gerekiyor. Çünkü turlar o imkanları çok ucuz bir şekilde yaz başından yani erken rezervasyonla sezon öncesi hazırlıyor. Tabii çünkü uçaklarını kapatmış, otelleri kapatmış, restoranlarını kapatmış, otobüslerini ayarlamış. Hepsini bir kutuya koyup maliyetini çıkartıp onun üstüne bir para eklemiş. Öyle satıyor. Evet. Öyle olunca da bize biraz zor düşüyor bu işler. Uzay Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tabii ediyorum. Tabii Anamur'a geldiğimiz zaman ki sık sık geliyoruz, sizleri de ziyaret ediyoruz, bölgemizi ziyaret ettiğimizde yine birlikte olacağız. İnşallah. İnşallah. Ama sonuç bölümünde dinleyeceksiniz. Evet. Sonuç bölümünde gerek bizi izleyen vatandaşlarımıza turizm evet. açısından gerekse yetkililerimize, bölgemiz milletvekillerine, evet. ilimizin mülki amiri konumundaki valimize ve yerel yöneticilerimize kentin dinamiklerinin ne gibi mesajınız olur? Vallahi turizm çok eskiden gelen bir söz de söyleyeyim. Bacası tütmeyen bir ekonomi. Turizme yapılan yatırım her zaman kazandırır. Ben 3150 metrekare arazimde 20 tane yakın sigortalı eleman çalıştırıyorum. Her gün çarşıya pazara bıraktığım para belli. Her gün tadilat, her yıl tadilat için çarşıya pazara bıraktığım para belli. Yani turizmi desteklemelerini, turistik tesislere yatırımlarında yardımcı olmalarını, turizm konusunda yatırım yapacak olan insanlara yerlerinde, arazilerinde, inşaatlarında olanak sağlamaları, bazı kanunlarda esnek davranmalarını, turistik tesislerde çalışacak olan personellerle ilgili
Personel kalifiye eleman değil mi? Kalifiye eleman. Evet, en büyük sıkıntımız şu anda o zaten. Kalifiye, çünkü oteller çok. Meslek okulları yeterli olmuyor. Yeterli mu? Değil. Yemekse ben Mersin'deki ve bu bölgedeki kendi meslek okulumuzdan bahsedeyim. Kendi meslek, Anamur'daki meslek okulundan bile öğrenci alamıyoruz, yeri geliyor bazen. Çünkü öğrencilerin yeterli değil. Çünkü kalifiye elemana ihtiyaç var bu işte. Evet. Çünkü siz müşteriye evindeki hizmetin daha iyisini satmak zorundasınız. Müşterinin bildiği bir işi satıyorsunuz. Turizm. Evet. Yani yatak satıyorsunuz, yemek satıyorsunuz. Müşteriden daha iyisini yapmanız gerekiyor ki müşteri memnun kalsın burada. Evet. Evinde de aynı yerde yatakta yatıyor, evinde de bazı yemekleri yiyor. Bunu da satacak olan tek başınıza siz olmuyorsunuz. Personelle olur. Yani turizm işi bir, aslında ben bunu şöyle görürüm. Bir tankın baklası, yani dişlisinin baklası gibidir. Evet. Palet yani baklası gibi. Yani zincirler birbirine tabii, uyumlu şekilde. Paletin biri olması, koptuğu zaman evet. O milyon dolarlık tank olur. Oturur, hiçbir yere kıpırdamaz. Onun için o da bir bakladır bana göre, personel çok önemli. Ona iyi bakmak gerekiyor. İyi bulup iyi şekilde çalıştırmak gerekiyor. O konuda yatırım yapmalarını da istiyoruz biz. Evet. Uzay Bey, tabii ulaşım turizmin can damarı. Bel kemiği. Evet, bel kemiği. Ve bölgemize de baktığımız zaman yıllardır ihmal edilen, ancak bugün belli bir aşama kat edilen Mersin Antalya arasındaki yol çalışmaları devam ediyor. Evet. Bazı tüneller açılmış olsa da tabii diğer açılmayan tünellerle ilgili ve yol yapımıyla ilgili çalışmalar son hızla devam ederken turizme önemli katkısı olacak mı yolların bitirilmesi? Tabii. Yani dediğimiz gibi ulaştırma turizmin bel kemiğidir. Zaten bugüne kadar buradaki turizmin ilerlememesinin en büyük sebebi ulaştırma ve havalimanlarıydı. Yani sağ olsun Lütfü Elvan, Ulaştırma Bakanımız, eski Ulaştırma Bakanımız, şimdiki Başbakan Yardımcımız Lütfü Elvan Bey bazı sözlerini yerine getirdi. Şu birkaç tüneli açtı ve yolları otobana çevirmesiyle bizim gerçekten son 2 senedir işlerimiz çok daha iyi, çok daha düzene girdi. Evet. Ve son biz Sayın Bakanımızla Mersin'de MERT toplantısında görüştüğümüzde kendisine bazı notlar iletmiştik. Bu evet. Geri kalan yolla ilgili, bu yukarıdaki Melleç'in tünelin bitip viyadüklerin geçilmesiyle ilgili bazı notlar ilettik. Kendisinin yapacağına, bunu da bir yapma planının içerisine alındığını söyledi, söz vermişti. Ben bu sözünü Sayın Bakanımız Lütfü Elvan'ın yerine getireceğine eminim. Ama ondan önceki çalışmalarımızda bu yolların yapılmış olması, havalimanının açılmış olması, Gazipaşa Havalimanı'nın açılmış olması mükemmel bir yatırım oldu. Hatta biliyorsunuz Gazipaşa küçük bir havalimanı olarak açıldı. İşte iş yapmaz dediler, kapattılar filan. Fakat yerel yöredeki insanlarımızın baskısı ve birkaç arkadaşımızın fedakarca koşturması sonucu, özellikle belediye başkanımız Mehmet Türe, bu bölgedeki belediye başkanlarımız Mut Günler toplanarak gidip bir kamuoyu baskısı sonucunda havalimanını tekrar aktif hale getirdik. Evet. Biz de bu konuda çok çırpındık, koşturduk. Baktılar havalimanı iş yapıyor, büyüdü. Türk Hava Yolları inmeye başladı. Evet. Baktılar Türk Hava Yolları gerçekten yer yok. Şimdi işler iyi, pis küçük, risk atmayalım. Bu sefer havalimanını uzattılar. Evet. Şu anda uzadı. Yerin altından biliyorsunuz, karayollar artık yerin altından geçiyor. Çok gurur verici bir şey. Dün de elevesi gün ben İstanbul'dan Emit Fuarı'ndan gelirken tek kişilik Türk Hava Yolları'ndan yer istedik, yer yoktu uçakta. Tek önemli bir gelişme aslında. Tabii, kış ortasında Türk Hava Yolları'nın Gazipaşa uçağında yer yok. Yer olmaması tabii. Ki şimdi şu anda 2 tane uçak sabah iniyor, 2 tane uçak akşam gidiyor. Avrupa uçakları da, charter uçakları da gelip gidiyor. Çok güzel bir olay. Yani bu hava yollarının, hava alanının daha da büyüyüp daha da geliştirileceğine de eminim. Çünkü evet. Otellerin çok büyük yükünü alacak. Alanya'nın otellerinin yarın bir gün bizim bu Anamur'umuzda kurulacak olan otellerin de en büyük yükünü alacak. Ve otellerimizin kurulma sebebi de olacak bu havalimanı. Bir de yollarımız dediğimiz gibi Alanya'dan bu tarafa doğru biraz daha hız verilir. Bir iki tünel fazla değil. Bir iki tünel, bir iki viyadük daha atılırsa
bizim burası ekmek kadayıflı kaymak gibi olur. Evet. Öyle söyleyeyim. Tabii diğer sorunlar, dile getirdiğiniz sorunlar da çözümlenir. Yani o sağlıkla sorunlar, ilgili problemler, evet, tesisler değil tam mi? O sorunlar artık, çünkü oteller büyüdükçe, oteller yapıldıkça, insanlar geldikçe mecburen onların da düzeltilmek zorunda ortaya çıkar. Evet. Herkes kendini ona göre, ayağını yorganına göre uzatmaya çalışacak olur. Herkes o zaman gerekli olan tesisleri yapmak zorunda kalır. Evet. Bu arada Anamur'dan bahsederken, tabii Anamur'un dinamikleri dikkat ediyorum. Etkinliklerde bir vücut oluyorsunuz. Evet. Yani fuarlı tarım fuarında olsun. Evet. Mersin il dışındaki fuarlarda olsun. Bu konuda bir şeyler söyler misiniz? Yani kentin dinamikleri olarak bu birlikteliği tabii diğer yerler görüyor ve kıskanıyor. Evet. Çünkü örnek olsun istiyorum. Valla birlik ve beraberlikten güç doğar. Bunu herkes biliyor. Evet. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Biz küçük bir şehiriz. Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir şehiriz. Birlik ve beraberlik her zaman için güzel bana göre. Yani baktığımız zaman kaymakamımız olsun, belediye başkanımız Sayın olsun. Sayın kaymakamımız da bu konuda. Sivil toplum örgütleri, belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız. Evet. Hepsi bir şey yapmaya çalışıyorlar ve gönülden gerçekten yapmaya çalışıyorlar. Evet. Yani özellikle belediye başkanımız yapmış olduğu bu tesisin devamlı olarak gidip arkasında devamlı duruyor. Evet. Yani mesela bir sinema salonu açıldı yukarıya. Ben ne zaman gitsem Sayın Başkanımız orada. Evet. Yani bir şekilde destek vermeye çalışıyor. Sayın Kaymakamımız ne zaman çağırsak, ne zaman bir başımız sıkışsa kapısını çalıp rahatlıkla girebildiğimiz bir kişi. Rahatlıkla bizi dinleyebiliyor. Evet. Başkan yardımcılarımız, belediye başkan yardımcılarımız Hüseyin Gürel, basında Yaşar Bey sağ olsun her türlü konuda koşturuyor. Basında gene Zümrüt Hanım, Zümrüt Cömertler, Kamil Cömertler her türlü konuda bize destek sağlıyor. Siz mesela onların sayesinde sizleri tanıdık. Evet. Sizlerin sayesinde başkalarını tanıyoruz. Bunlar birlik ve beraberlik içerisinde olarak bir şey çıkacak ortaya. Evet. Olunmazsa bunun başında da devlet ve tüzel kişiler, özel kişiler, sivil toplum örgütleri hep beraber bir olup kafa verip çözülecek olan sorunları ortaya koyup beraber çözmemiz gerekecek. Herkes elini taşın altına koyarsa çözülmeyecek hiçbir şey yok Sayın Hanım. Hiçbir sorun kalmaz diyor. Hiçbir şey kalmaz. Yeter ki herkes sorununda yapılacak olan sorununu elini taşın altına koysun. Her şey şıkır şıkır gider. Hiçbir sıkıntı kalacağına, olmayacağına eminim yani. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bize evet. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Anamur'a geldik ve turizm işletmesi, yıllardır bu sektörde hizmet veren Uzay Ünlüselek'le birlikte olduk. Tabii aslında kanayan yaramızı deşti bir anlamda. Şöyle ki, turizm sektörü içerisindeki sorunları dile getirirken tabii turizm tesislerimizin bölgelerindeki turizm alanlarında yapılması gerekenleri, özellikle bu konuda yetkililere güzel mesajlar verdi. Umuyor ve diliyoruz ki bölgemiz turizmden hak ettiği payı alır ve diğer bölgelerden daha iyi bir ekonomiye sahip olur. Tabii Uzay Bey önemli sorunlara parmak bastı. Umuyor ve diliyorum ki yetkililer bu sorunların çözümü noktasında katkı sağlar. Evet, bir başka konuğumuz da